Mübarek abimi bulmak için yola çıkmışken yolda korsanlar önümü kesti. Bunun neticesinde korsan kaptanıyla buluştum ve benden para istediler ama bende o anlık para yoktu. Ve bir savaşa girildik. İyi de savaştığımı düşünüyorum ama korsanlar beni düşürdüler. Birkaç kılıç darbesinde düştüm. Korsan kaptanı beni satmak istiyordu ve bir tane daha hisseden konuşuyordu ama ben ona kulak asmadım. Benim için en önemlisi şu anlık abimi bulmaktı ve oradan kaçmak için dağlık arayolu kullandım. Ve bu yoldan kaçtım. Kaçtıktan sonra Konstantiniye, Edirne Hanı'na doğru yol aldım. Konstantiniye'den asker aldıktan sonra Edirne Hanı'na gittim. Edirne Hanı'nda o savaşta öldüğünü sandığım küçük kardeşimi gördüm. Evet, orada oturmuş bana bakıyordu. Gerçekten bu bir inanılmaz bir olaydı. Gerçekten hiç onun öldüğüne inanmıştım ama ölmemişti. Onun yanına gittim. Onunla birazca konuştuk. Oysa bana bunları söyledi. Sen bir hainsin. Biz satıp kaçtın. Ben sonra bunları söyledim ve dedim ki orada hepinizi ölü sandım. Ben de canımı kurtardım. Ancak bu işe yaramadı. Ve kendime kardeş yoksa dost var diyerekten bir dost edindim. Ardından birkaç asker aldıktan sonra teker teker bütün köyleri gezerek abimi aramaya devam ettim. Ancak abimi bulamıyordum. Teker teker köyleri geziyordum. Ancak abimi hiçbir yerde bulamam. Sonrasında eskiden bize saldıran haydutların sığınağına gidecektim. Oraya saldıracaktım ve basacaktım. Ama bundan önce gidip kendi askerlerime birazcık erzak aldım. Bu erzak bize yeterliydi. Şimdi ise haydut sığınağını basmaya gidiyorum. Haydut sığınağına doğru girmeye başlıyorum. Artık etraftaki bütün haydutları kovmuştum. Artık haydut sığınağına girdim. Ve savaş başladı. Sonrasında oradaki zindandaki askerle buluştum ve artık eski köyümün yerini öğrendim. Bu insan beni tanıdı. Bu benim eski köyden bir tanıdığımdı. Biraz yaşlıydı. 40-50 yaşında görünüyordu ve beni tanıyordu. Bana eski köyümüzün yerini öğretti. Ben de eski köyümüze doğru yol aldım. Ardından eski köyüme girdim ve oradaki herkesle teker teker hasret gidermeye başladım. Kendi evimizi hatırladım. Oradaki en büyük ev bizimkiydi. Muhtarla konuştum. Gittim diğer köylülerle konuştum. Herkesle hasret gidermeye başladım. Gittim diğer şimdi asker olmuş arkadaşlarımla konuştum. Gerçekten muhteşemdi. Çocukluk arkadaşlarımla konuşmaya başlamıştım. Ve işte bizim antrenörümüz. Onunla da konuştum. Herkesle teker teker sohbet ettim. Burada herkese teker teker sohbet ettim. Ve oradan kendime birkaç yiğit de aldım. Hatta oradaki hatunların içerisinde anamı bile bulmuştum. Onu öldü sandığım ama aslında ölmemişti. Artık bir klasikti. Bütün haydutları öldürüyor geliyor evime giriyordum. Bu artık bir klasiğe yaranmıştı. Birden bir gün rüyamda abim olmasa da abimi daha bulamasam da devlet kurabileceğim hakkında bir şeyler gördüm. Ama buna inanmadım. Bu olabilir miydi acaba?